sizler yarının büyüklerisiniz. Sizler yarının sanatçıları, bilim adamları, doktorları, mühendisleri, hukukçuları, öğretmenleri, yarını şekillendirecek olan sizlersiniz. Değerli kardeşlerim, değerli evlatlarım, sizlerin inşallah omuzlarında bu ülkemiz çok daha güzel noktalara da inanıyorum ki gelecek. Sizler de bu başarıyı elde edeceksiniz. İlk önce ben şiirimin bir kısmını okuyacağım. Haydi dinliyoruz seni. Eskiyi unut, yeni unut sen hatırlıyorsun. Ablam da keman çalacak. Sesini duyuyor musunuz? Sesini duyuyoruz. Yağmur Ezer sensin değil mi? Evet başkanım, benim Yağmur Ezer. Kardeşinin ismi ne? Damla. Damla, merhaba sana da. Evet sizler... Bu şafaklardayım ben. Alfancı. Sen neden yokmuşsun? Nasıl sen en son acaba? Kusur. Korkma. Nasıl bir canavar? Medeniyet dediğin. Tek dişi kalmış canavar. Bu için insanda koronavirüsü vardı. Hiç kimse dışarıya çıkamadı. O yüzden dediği 20 koltuğum oldu. Ben oturabilir miyim? Hay hay, büyük bir zevkle. Tamam. Koltuk senin. Tamam mı? Teşekkür ederim başkanım. Tamam, tamam. Peki, sana da selamlar iletiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Böyle bir milletin çocuğu olduğum için. Çok güzel, aferin. Tek korona günlerinde bile yani ruhlarımız ayrı ama gönüllerimiz aynı. Ne güzel biz söyledin. Biz de yani duygularımızı hissediyoruz. Duygularımızı biliyoruz, aktarıyoruz. Ben bunları söyleyeceğim. Çok güzel şeyler söyledin biliyor musun? Seni tebrik ediyorum. Güzel. Yüreğin çok büyükmüş maşallah. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Haleciğim, dinliyorum seni. Biz 2 sene önce bugün sizinle bir fotoğraf çekilmişiz. Oo ne güzel. Hadi bir gösterir misin? Vay be. Ama o zaman küçükmüşsün. 2 yılda ne kadar büyümüşsün sen böyle. Cumhuriyet Meydanı'nda mıydık? Efendim? Cumhuriyet Meydanı'nda çekilmişiz. Evet. Evet. Sen de orada o zaman okulla gelmiştin. Öyle mi? Gösteri falan mı yapmıştınız? Bir şiir okuyabilir miyim? Tabii ki. Babamla yazmıştım. Ha, senin yazdığın şiir mi hem de? Evet, babamla birlikte yazdım. Hadi dinliyoruz seni. Al bayrağın ateşi ulusu aydınlatır. 100 yıllık bayramımız yüreklerle aynadır. Yaşasın bayramımız coşkularla kutlansın. Nice 100. yılda al bayrağım şahlansın. Oo çok güzel be. Gerçekten müthişti şiirinde. Seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Sen neler söylemek istersin Yusuf Eren? Ben 23 Nisan için Keman'da şarkı çalacaktım. Tamam. Çok güzel olur. Bugün 23 Nisan. Çok güzel söyledi. Çok güzel çaldın. Kaça gidiyorsun Yusuf? 6. sınıfa gidiyorum. Aferin. Okulu özlemiştirsin tabii sen de. Evet. Kardeşin okuyor, kaça gidiyor? Anaokuluna gidiyor. Anaokuluna mı gidiyor? Onun ismi ne? Efendim? Onun ismi ne? Fatma Asya. Evet, Asya. Peki, ona da böyle hayırlı günler diliyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı bayramlar. Sen neler söylemek istersin? Ben şiir ezberledim. Okuyabilir miyim? Tabii ki. Biz seni dinlemek istiyoruz. Çocukların dili. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23
Gök şimdi standarda. Pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Bayramlar cümleten, kolay gelsin. Başkanım bizi çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Sizler de bizi mutlu ettiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.